Efendim herkese merhabalar. Bugün Doktor Murat Topoğlu hocanın kliniğindeyiz. Neden mi? Zayıflamak istiyorsanız, bölgesel yağlarınızdan kurtulmak istiyorsanız, varisleriniz mi var? Şiddetli ağrılarınız mı var? Lütfen bizi mutlaka izleyin ve dinleyin diyoruz. Devam ediyoruz. Sihirli iğneler, akupunktur hangi hastalıkları tedavi ediyor? Nasıl zayıflatıyor? Bunları konuşacağız. Buyurun hocayı ziyaret edelim. Sayın hocam, en çok hanımların ve artık beyefendilerin de ortak sorunu kilolar. Bu sinsi sinsi aldığımız kilolar. Akupunktürün zayıflamada en yoğun etkisi nedir? Evet, akupunktürün etkisini anlatmadan önce çağımızın hastalığı. Tabii ki sadece kadınlarda ve erkeklerde değil, maalesef artık çocukluk yaşlarına, 7-8 yaşlarına, hatta 4 yaşlarına, 3 yaşlarına kadar indi bu maalesef kilo belası diyelim. Aslında biz sağlıklı beslenmeyi biraz yapamadığımız için de gelişiyor bunlar başımıza. Tamamen organik yiyeceklerden uzaklaştık. Kışın domates yiyoruz, yeşil biber yiyoruz. Efendim, olmayan mevsimdeki meyveler ve sebzeleri, olan sebzeleri yemedikten sonra bu ve konserve yiyecekleri devam ettikten sonra maalesef bu kilo alışı devam edecek. Gelelim, akupunktur nasıl etkiliyor? Tabii akupunktur artık 30 senemi vermiş bir hekim olarak, aynı zamanda Akupunktur Derneği'nin genel başkanıyım. Geçen hafta da onu da seçildik. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İğneyi bağına sokar gibi zayıflatmıyor. En önemli 5 etkisi var. Bunlardan birincisi iştah ve acıkmayı azaltır ki buna %90-95 garanti veririz. Yani bu ister stresten dolayı burcu bur atıştırma şekli olsun, ister oturunca 5-6 kap yemek yiyen tarzı olsun, her ikisini azaltıyor. 2. Midede ekşime, yanma, kızıma şikayetleriniz olmaz. Çünkü çok önemli. İnsanlar diyet yaptıkları sırada midede yanma oluyor, kazınma oluyor, reflüs oluyor. Ama akupunktur reflüyü de çok rahat kesiyor. 3. Halsiz ve bitkin düşmüyorsunuz. Bu da önemli. İnsan kendi başına da diyet yapınca kilo veriyor ama gözlerle bir kayıyor. Bizde bu olmaz. 4. Hakikaten stresi azaltır. Sakinleştirici özelliği var. Çünkü beta endorfin dediğimiz bir maddenin salınımını artırır akupunktur beyinde. Bu da kişiyi relax yapar, sakinleştirir. Dolayısıyla kuzu gibi oluyor. Kesinlikle her tarafla iyi geçinerek kilo veriyor evdekilerle. Evet. Beşincisi de metabolizmayı düzenliyor. Şimdi hepsi birleşince vücudu kilo vermeye hazırlıyor. Aşağı yukarı da 6-8 hafta içinde 8-10 kilo civarında kilo verilir. Hocam duyamadım. Çok iddialı bir rakamdan bahsediyoruz. Çok iddialı değil aslında ama 6-8 hafta içinde 8-10 kilo civarında. Eğer tiroid rahatsızlığı değilse, tabii ki bir insülin direnci veya bir diyabet rahatsızlığı yoksa, normal yiyecek bağlı bir kilo alma pozisyonuysa, hakikaten çok rahat bir şekilde verir. Ama önemli olan kilo vermek değil. Kilo verdikten sonra nasıl koruyacağız? İstikrar. Onun için ne yapıyoruz? Ayda bir kez çağırıyoruz hastalarımızı. Küçük mıknatıs takıyoruz bu sefer, iğne değil. Onu korumak için. O zaman normal diyet yok, normal beslenme yapıyor. Ayda bir kez geliyor, kiloyu yavaş yavaş oturtuyoruz. Artık vücut da benimsemiş oluyor herhalde. Tabii. 6 ay ayda bir kez geldikten sonra da senede 2 defa alolaşalım diyoruz. Çünkü 3 şey olursa değiştirir. İster liposakşın ameliyatı olun, ister siz mide kelepçesi taktın, ister o diyetisyene gidin, ister bu akupunktur uzmanına gidin, bırakıp eski tam işte neden o eski hamam, eski tas derseniz, homini gırtlak yemeye devam ederseniz kilolar maalesef %100 geri gelir. Dolayısıyla akupunkturla biz ayda bir kez 6 ay koruduktan sonra senede 2 defa alolaşıyoruz. Çünkü 3 şey olursa değişir. Bu 3 şey olursa beni tekrar bilgilendirmesini rica ediyorum hastamdan. 1. Hamile kürtaj olursa kilo değişebilir. 2. Kortizon, hormon, narkoz, ameliyat olursa değişir. Çünkü biyokimyamız değişir. 3. Allah kimseye göstermesin, ani gelişen psikolojik darbe. Nedir? İşten ayrılma, eşten ayrılma, yakının ölümü, deprem, trafik kazası. Allah kimseye göstermesin. Ama hayat bu, her şey başımıza gelebilir. Bunlar olursa da bir ay içinde bizi haberdar ederse, buna gene önceden akupunkturla müdahale etme şansımız var diye her hastamıza söylüyoruz. Böylece hastalarımızın ömür boyu danışman doktor oluyoruz. Hocam, insanlara sağlıklı uzun ömürlü yaşamayı öğretiyorsunuz aslında. Kesinlikle. Siz. Bundan dolayı dünyanın 7 kıtasından yerli yabancı hem hastalarınız var, aynı zamanda da seminerler ve toplantılara dahil oluyorsunuz. Evet. En son işte Brezilya'ya davet etmişlerdi. Orada akupunkturla ilgili hekimleri eğitmeye
Almanya'ya gittim zayıflama konusunda. Artık dediğim gibi 30. senemi doldurdum. Herhalde 52 bini geçti zayıflattığım hasta sayısı. Hocam ağrılara da iyi geldiği söyleniyor. Bunun ne derece doğruluğu var? Şöyle söyleyeyim. Akupunktur tabii ki aslında mesela migren üzerine kurulmuş bir dal. Hakikaten kadınların baş belasıdır biliyorsunuz. Migren özellikle bulantılı, kusmalı da olabiliyor. Çok şiddetli bir baş ağrısı. Işığa karşı duyarlılık, sese karşı duyarlılık, karanlıkta kalma isteği vardır. Kokuya karşı ve kişi kendisini tamamen bir karanlık bir odaya, yani sessiz bir odaya kapatma ihtiyacını duyuyor. Bundan da olmadığı takdirde hastanelere maalesef serumlama kadar gidiyor. Ama akupunktur migrenin %90 oranında kesinlikle çözümünü sağlıyor. Çünkü migren üzerine kurulan bir dallardan bir tanesi akupunktur. Bugün bel fıtıklarında, siyatikte, omuz ağrıları, diz ağrıları, boyun ağrıları, ayak ağrılarında, ayak uyuşmalarında, hatta yeni geçirilmiş ilk 3 ay içinde gelirse hasta yüz felçlerinde veya vücut felçlerinde o kasları çalıştırmak için de akupunktur kullanıyoruz. Astımda, alerjide, özellikle çocukluk yaşlarında mesela 4 yaşında, 5 yaşındaki çocuk hastalarımız var. Tabii onlara biz akupunktur iğne takmıyoruz. Çünkü 4 yaşında, 5 yaşındaki çocuğa iğne yapamazsınız. Onun için lazer akupunkturu kullanıyoruz. Hiçbir acısı yok, ağrısı yok. Bugün lazer akupunktur özellikle çocukluk çağlarında ki hastalıklarda gerçekten çok güzel bir çözüm olabiliyor. Özellikle mesela alerjik burun nezlesi dediğimiz sürekli gözyaşı, saman nezlesi gibi sürekli olan böyle hani şeyler var. 3 ay hapşırıyor, sabah kalktığı zaman hapşırıyorlar falan filan. Bunları falan akupunktur gerçekten kesiyor. Hocam biraz da bizim hep beslenme konusunda doğru zannettiğimiz büyük yanlışlarımız var. Bunlar nelerdir? Mesela nedir? İşte sabahları kalkınca suyun içine limonunu sıkıp içeceksin. Sanki o limon asit ya, mideye gidince yağları parçalayacak ya. Yok öyle bir şey tabii ki. Mucize bekliyoruz. Böyle mucize yok. Aslında mucize insanın kendisi, kendi iradesi. Yumruğunu sıkacaksın. Diyeceksin ben bu işten kurtulmak istiyorum. Ama ömür boyu kurtulmak istiyorum ve almak istemiyorum. Bunu beyninize çok iyi yerleştireceksiniz. Tabii sonuçta açlık bir içgüdü. Yani siz doğduğunuz zaman hemen o içgüdüyle doğarsınız. Yani hemen ağlamaya başlarız. Ağlamaya başladığımız adımızı hatırlatırız. Annemizin ismini bilmeyiz, babamızın ismini bilmeyiz, yürümesini bilmeyiz ama ağlarız doğduğumuzdan itibaren. Niye? Açlık, içgüdü. O içgüdüyle Allah-u Teala bizi dünyaya getiriyor. Dolayısıyla ama bu içgüdünün tamamen yok olması, tamamen yok olması demek ölüm demek zaten. Ancak kanserli hastalıkların son safhasında, bir de işte çok ağır ateşli hastalıklarda, bir de akupunktur sayesinde açlığınızı az hissedersiniz. Onun haricinde açlık her zaman vardır. Peki akupunktur, çok özür dilerim hocam sözünüzü bölüyorum ama akupunktur tedavisine başladıktan sonra ben ne kadar çok yiyormuşum diyen hastalarınızdan geri dönüşüm alıyor musunuz? Çok tabii ki, yani inanın sabahtan akşama kadar yediğiniz şeyi bir torbanın içine koyun, ertesi gün diyeceksin Allah Allah bunları ben mi yedim? Benim öyle bir hastalarım var ki gece kalkıp yemek yiyor yani ve yediğini de hatırlamıyor. Bir bakıyor ki o kavanozun içinde hani çikolataları var ya, hani kavanozdan yenilen çikolatalar var ya, ertesi gün onların boş kaplarını buluyor. Ben hatırlamıyor. Gece kalkmış, yemiş, yatmış, uyumuş. Bir de mesela iki defa gece kalkıp bir tepsi börek yapıp yiyip yatan hastalarım var. Akupunktur bunları da kesiyor. Mesela susama problemi olan kişiler vardır. Evet. Susama problemi olduğu zaman akupunktur susatıyor mesela. Dil damağınıza yapıştırır, susatır. Dolayısıyla çok su içmek kilo vermenin en güzel tiyolarından bir tanesidir. Limonlu su değil ama. Çok su içmek. Hatta ben hastalarıma tabii bağırsakları çalışmayan hastalar için sabahları mesela 2 kuru kayısı, 2 kuru mürdümeri verip üzerine bir ılık sıcak su tavsiye ediyoruz. Sonra kahvaltı, üzerinde bir Türk kahvesi için diyoruz. Bağırsakları çalışmayanlar için. Ama normal şartlarda kilo vermek için buzlu su içeceğiz. Nasıl içeceğiz? Vurgulayalım. Buzlu su içeceğiz. Nasıl içeceğiz? Nasıl içeceğiz hocam? Özellikle öğlen yemeklerden önce, akşam yemeklerden önce soğuk, yani soğuk su, buzlu su dediğim şey o. 7-8 derecedir. Vücudun kaç derece senin Özlem? Herhalde 36,5 derece. Güzel. 38'e çıkınca ateşin var deriz. Tamam mı? 36,5 derece. 7-8 derecedeki suyu içtiğin zaman mideye girdiğinde o 36,5 derecelik organın ne yapacak? Büzüşecek. Böyle büzüşüyor. Ne oluyor? Mide hafif küçülüyor. Büzüştüğü zaman bir de o suyu, 8 derecelik suyu 36,5 dereceye getirmek için
o ısısını ne yapacak? Isı üretmek zorunda. Isı üretmek için enerji, ne yapacak? Enerji harcayacak. Yani şöyle söyleyeyim sana. Günde 7-8 bardak buzlu su içersen günlük 80 kalori daha fazla yakarsınız. Tiyolar almayı devam ediyoruz sayın hocamdan. Peki bademcikleri ne yapacağız hocam soğuk suyu içerken? Ama tabii ki bademcikleri çok hassas olan kişilerde çok fazla tavsiye etmiyoruz ama benim rahmetli annem 89 yaşında vefat etti. Ölünceye kadar da buzlu su içti yani. Yani o açıdan. Biz de, ben de çok hakikaten yaz kış soğuk su içiyorum. Önemli. Tabii küçükken alıştırmaya bağlı. Bir de Türk kahvesini önereceğim. Buyurun hocam. Günde 2 ya da 3 tane Türk kahvesi içerseniz günde 70 kalori daha fazla yakmış olursunuz. Altın tiyoları almaya devam ediyoruz hocam. Özellikle Türk kahvesinden bahsediyorum. Yani bir de espresso da olabilir. O da sade kahvedir. Filtre kahvedir. Ama yok işte latteler var biliyorsunuz. Macchiato'lar var. İşte cappuccino'lar var. Onları var. Bahsetmiyorum. Hı. Ama bildiğimiz klasik bizim Türk kahvesi. Osmanlı kahvesi. Tabii şekersiz hazırlıyoruz ama piştikten sonra içine iki tane tatlandırıcı koyabilirsiniz. Ben 20 senedir koyuyorum. Günde tatlandırıcı sayısını 10-15 taneyi geçmezseniz gene problem yok. Efendim şu anda bizi dinleyen sevgili Aker Kadınlar Kulübü izleyicilerine nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Hazır bahar ve yaz mevsimi de yaklaşırken. Öncelikle sağlıklarına gerçekten düşkün olması lazım. Bir kadın adamı adam eden kadındır yani. O açıdan da kadınlar hakikaten olmasa dünyanın ne kadar zevksiz bir hale geleceğini düşünmek bile istemiyorum. Ama biz kadınlar hakikaten çok fedakarız. Özellikle Türk anneleri, Türk kadınları gerçekten çok fedakar. Kocasına fedakarlık yapıyor, çocuklarına fedakarlık yapıyor ama... Kendimize fedakarlık yapacağız. Önce ben, sonra kocam, sonra çocuğum. Sıralama bu. Birinci. Bir daha alalım hocam, çok güzel. Sıralama şu şekilde bayanlar. Önce benim, sonra kocam, sonra çocuğum. Çocuğu ikinci sırada koymak yok. Kocayı birinci sırada koymak yok. Önce ben. Diyoruz. Efendim Aker Kadınlar Kulübü'nde tekrar görüşünceye kadar yüzünüzden gülümseme, kalbinizden merhamet eksik olmasın diyoruz. Hoşçakalın.